Öyle mi diyorsun? kesinlikle öyle diyorum. Sadece bir işte sarı kart sınırında olup sarı kart yiyen yani Taylan bu hafta yok. Ama Tayland'da artık dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bu haftayı da bay geçti Taylan açısından. Hmm. Ee, bu saatten sonra dolu düzgün. Taylan'ı sormadık der. konuşmadık. Evet. İşte onu diyorum. Size. Yani nasıl e, geldi işte Erzurum'daki performansı biliyorsun. Evet şimdi herkes Abdurrahim Albarak <laughs> eleştiriyor ya. Taylan'ın gelmesinin asıl sebeplerinden bir tanesi de Abdurrahim Albarak getirdi Taylan'a. Oğulcan da galiba, onu da. Abdurrahim Albarak getirdi. Fatih Terim istedi Abdurrahim Albarak'ta aldı geldi. Gerçekten iyi futbolcular çok değerli futbolcular. Taylan'a özellikle parantez açmak istiyorum ki ben hep şunu söyledim. Şimdi Galatasaray'da herkesin bir yeri dolar ama Taylan'ın yeri çok zor dolar. Taylan o hale getirdi. Geçen sene forma şansı bulamadı. Çünkü önünde oynayacağı futbolcular daha yetenekliydi. Daha fazla forma şansı buluyordu. Daha çok isimlerdi. Taylan kendini yer bulamadı. Bu sene formayı aldı. Bir daha bırakmadı. Ama hep şunu söyledim. Başında da bunu söyledim. Taylan'a Türk futbolu adına herkesin mutlu olması lazım. Herkesin bir maşallah demesi lazım. Çocuğun başına bir şey gelmesin. Galatasaray için değil, Türk futbolcu için iyi bir kazanımdır. E, Taylan Antalyalı ya e, bence e, Galatasaray kulübü de bir e, hediye vermesi lazım. E, Sözleşmesini biraz daha düzeltmesi lazım. Alacağı parayı da daha yük, yukarı çıkarması lazım. Onun için de çalışmalar devam ediyor Galatasaray yönetimi. Transfer deyince şimdi devre arasında herkes Galatasaray adına forvet transferi bekliyor. Ben bir transferde Taylan'ın mevkine transfer bekliyorum. Taylan'ı yalnız bırakmamak adına. Çünkü uzun bir maraton. Sakatlığı var, cezası var. Uh -huh kazası belası var yani. O yüzden Tayland tamam muhteşem oynuyor şu anda. Beklenenin üzerinde oynuyor öyle diyeyim. Ama bir transferde o mevkide olacak diye düşünüyorum. Sen reklama gitmeden önce bir cümle kullanacaktım işte. Bu transferlerle ilgili veya kadro yapılarıyla ilgili. Trabzonspor'da eleştirdiğimiz işte geçen yılki scout ekibi daha önce bulanlar bu sene nasıl bulamadı dedik. Ee, veya yanlış kurulum var diye bahsettik. Galatasaray konusunda da teknik adamlık Tecrübe, yani bilgi, birikimin yanında dün bir laf kullandım Fatih Terim için. Hem bu işin tüccarlığını da çok iyi biliyor diye. Biraz önce Serhan'ın bahsettiği konu konuda yani Falco'yu nereye satarız, Cagde'yi ne yaparız, ne olur ne eder bunların hepsinin hazırlığını yapmıştır Fatih Terim, Aykut. Bu, bu kadar puanını da topladıktan sonra şu ahengi de yakaladıktan sonra bu işin planlaması hazırdır. Zaten yakında Serhan'dan öğreniriz bunu bir hafta kaldı. Evet evet. Şu an ama transfer gerçekten bol dizgin devam ediyor. Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albarak üçgeninde hı hı. bir liste hazırlandı. Listenin üzerine de çalışıyorlar. gönderecekler listesi yapıldı. Ya zaten listeye baktığımızdan Falcao, Jack Ne, Babel, belki lündama bile gidebilir ki lündamayı gidip yerine düşük maliyetli, düşük maliyetlileri de genç ve skat transferi bir stoperde alınabilir. Hmm. Marka gibi. Hmm. Onun için çalışmalar devam ediyor. Tabii ki Taylan'ı yalnız bırakmamak için bir transfer yapılacak. Ama işte hepsinin başında bir satmadan alma bir bu madde var. Galatasaray satarsa bunların hepsini hmm. yapacak. Şimdi ben bu konuya değinmeyecektim ama o üçgenden sen bahsettiğin için Başkan Abdullah <laughs> Bey ve Fatih Hoca'dan bahsettiğin için şunu söyleyeyim. Galatasaray transfer de yapar, takımı oynatır da sadece Galatasaray şu üçlünün arasında sorun çıkmasın. İşte orada Abdurrahman Albayrak var işte. Bak şu üçlünün arasında hani en son tweet neydi? Air, Airbag Abdurrahman Albarak yani. orada. Bu, bu üçlüde üçlü sorun çıkmazsa Galatasaray sonuna kadar götürür bu işi. Ya ama ya. işte onu söyledik. Şunu da bitireyim istiyorsan Aykut. E, puan alınca her şey güzel. Puan kaybettiği zaman da bu ahenk bozulmaz. Çünkü arada e, duran Abdülhamit Alberak bu ikiliyi uzun zamandan beri e, bir noktaya getirdi. Arada bir e, paratoner oldu. Olur. O yüzden bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum şu aşamadan sonra. İşin içine küçük bir magazin de katayım Aykut. Ee, Fatih Terim demek ki enerjisinin çoğunu sağ kenarında yardımcı hakemlerle veya rakip takımın teknik adamıyla geçiriyormuş. Dün daha etkili oldu. Hep e, şunu söylerim yıllardan beri dezavantajı avantaja çeviren hayatımda gördüğüm sadece futbol sektöründe değil. Her türlü krizden başarıyla çıkan tek adam gördüm. Ama sadece <laughs> futbol sektöründe değil bu. Ticari hayatımda da şeyde de, Fatih Terim. Doğru söylüyor. Bu 5 maçlık cezayı mesela biz, çevirdim, e, Gazeteci arkadaşlar soruyor. Dün yayında Ceyda sormuştu. Bir e, takımın üzerinde olumsuz etkisi olur olmaz. Özellikle iç ilk maçta olmaz. Yani, yani ilk krizleri, maçta krizleri iyi yönetiyor diyorsun. Mükemmel yönetiyor. İyi değil, mükemmel yönetiyor. Fenerbahçe'ye geçelim mi? Ee, Tabii. Bundan sonraki maçlarında hem Trabzonspor hem Galatasaray'a başarılar dileyelim Şimdi Fenerbahçe takımı da 3 oyuncusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı ee, Geçmiş olsun diyelim Tabii hasta hakları olduğu için isim e, söylenmiyor Isim, Doğru da bir isim vermiyorsun ama sana şunu söyleyeyim. Ozan Tufan kendisi açıklamıştı pozitif olduğunu. Diğer 3 oyuncunun Oyuncuya kim olduğunu Evet, diğer 3 oyuncunun kim olduğunu biz biliyoruz. Genelde biliyoruz tabii. evet. Biliyoruz. biliyoruz ama o tabii kadar Fenerbahçe için o kadar değerli ki Ozan Tufan'da koydum bu 3 artı Ozan Tufan 4 oyuncu Fenerbahçe'nin bel kemiği gibi bir şey aslında. Ve zaten başta kendini gösterecek. Gösterecek. Evet. Kendini gösterecek. Devamlı oynayan oyuncular bir de. Şimdi yani izolasyon süreciyle başladı. Tabii. Ha bir de şu da var bir Fenerbahçe bay geçmesi o arada değil mi? Arada ee, da ilk maça yetişemezler. Yetişemez yok. Hani sakatlarının düzelmesi açısından aslında bir 10 günlük bir şey de oldu. E, devre arası kampı gibi de düşün. Zaten maçtan Başakşehir maçından hemen sonra oyunculara 3 gün... Fenerbahçe zaman. tam böyle sıkıntıdan ya. çıkıp kafasını kaldırıp hani düzeltir Hı. miyim derken Başakşehir'in hani aldığı galibiyetle Tekrar yeniden bir şey oldu. Fenerbahçe'yi bu sene şuna benzetiyorum. Ben Luna parklarda bazı oyunlar vardır. Çocuklara Hani kafasına vurursun, hı hı. bir diğer taraftan çıkar ya. Bir yerini kapatıyorsun, başka bir problem. Bir yerini kapatıyorsun, başka bir problem. Yani sezon başındaki o şaşalı transferler bizi hepimizi yanılttı gibi şu anda. Bakalım ilerleyen süreçte. Bu arada bir WhatsApp grubu kurulmuş Fenerbahçe'li oyuncular arasında. Okudunuz, muhabere biliyorsunuz. Hı hı. Bir detayı hazırsa bir bakalım bana. Ee, bir motivasyon yapılmış orada oyuncuların aileleri var yani WhatsApp grupları önemli çağımızın ilginç motivasyon araçlarından bir tanesi argümanlarından bir tanesi Fenerbahçe'de işe yaramış Başakşehir maçı öncesi izleyelim Fenerbahçeli futbolcuların Başakşehir maçına farklı bir yöntemle motive olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertliler üst üste alınan mağlubiyetler sonrası stresli günler geçirirken Başakşehir mücadelesi öncesi özel bir çalışma yapıldı. Samandıra ekibinin aracılığıyla tüm futbolcuların eşlerinden, kız arkadaşlarından ve çocuklarından sarı lacivert formalı videolar alındı. Bu videolarda maç günü tüm futbolculara WhatsApp uygulaması üzerinden gönderildi. Videolarda özellikle bu işi bizim için yaptığınızı unutmayın, bu maçı bizim için kazanın mesajı işlendi taraftarlardan gelen bir başka video ise herkesi etkiledi. 60 yaşlarında bir Fenerbahçe taraftarının solunum cihazına bağlı bir şekilde cep telefonundan Gaziantep Fenerbahçe maçını takip ettiği görüntüsü tüm futbolcuları duygulandırdı. Başakşehir karşılaşmasına bu duygularla çıkan oyuncular alınan 4-1'lik galibiyeti taraftarlara hediye etti. Evet e, bu da önemli tabii ki de motivasyon e, bu işin birinci kuralı. Ama zaten bu motivasyonu özellikle. sağlıyorlar. Yani Aykut yani e, ne var eski futbolcular şu an takımla beraber sürekli yemekler yeniliyor. Yani motivasyon at safhada bir sıkıntı var. Bence o sıkıntı da saha içinde. sağ dışında hiçbir sıkıntı yok Fenerbahçe'nin. Ne varsa sağ içinde çünkü takım olamıyor. Bireysel olarak herkes güçlü, bireysel olarak... Herkesin bir ünü var, herkesin bir e, marifeti var, herkesin bir yeteneği var. Ama takım içerisinde takım olmada biraz sıkıntı yaşıyorlar ki bunu e, Metropol başakşehir maçına biraz kırmaya başladılar ki ondan sonra Ali Koç da açıklama yaptı. Başkan Ali Koç, e, takım olma yolunda önemli bir adım attık dedi. E, bence onu çözmeye çalışsınlar. Merhaba ilk başta Bunlar çözüm odaklı şeyler değil Aykut. Beni tatmin etmiyor bunlar. Yani ben de kulüplerin içinde çalıştım, bulundum motivasyon yemekleri olur şey olur. Çoğu oyuncu zaten ceza almayayım veya teknik adamla ters düşmeyeyim diye katılır böyle şeylere. Hiç umursamazlar. Fenerbahçe'de umursamayacak yapıda da birçok oyuncu var. Yani asi ruhlu ve lider ruhlu oyuncular da var. O yüzden bunlar beni tatmin etmiyor. Bunlar gündemi geçiştirmekle ilgili deneme yanılma. 15 gün sonra bunun isamesi okunmaz. Yani bir daha WhatsApp grubu vardı. Şu ne oldu? Buradaki terapiyi WhatsApp grubu yapamaz. Buradaki terapiyi WhatsApp yapamaz. Sosyal, aa sosyal paylaşım yapamaz. Teknik adam yapmak zorunda. Teknik adam bu konularda zayıf kalıyor. Bir takımı iyi çalıştırmak, Çok çok koşturmak. E, fi, fizik, fizik olarak kondisyon. fizik olarak çok iyi çalıştırıyor dediler. Fenerbahçe'nin fizik kondisyonundan ben memnun değilim. Yani bu teknik adamı överlerken ne dediler? Çok iyi takım çalıştırır, fizik kapasitesini üst seviyelere dönem dönem bu teknik adamı çalıştığı diğer takımlara da bakın. Dönem dönem bu, bu tarz düşüşler var. Bazıları da istatistiksel açıdan bakı, bakalım da diyor. Kaçıncı haftalar arasında bu düşüş yakalamış, yaşamış. Tekrar tempoyu yakalayabilir mi? Hayır yakalayamaz. Burada, burası başka. Burası Şampiyonlar Ligi. Yani büyük takım çalıştırıyorsan büyük hoca olmak zorundasın. Büyük hocanın e, faziletlerinden biri. Yani sadece takımı çalıştırmak değil. Temas edebilmek. Oyuncunun ruhuna girebilmek. Korkudan, korkutarak değil. Sevgiyle ruhuna girebilmek. Biraz önce Arda'da bahsettiğim olay buydu. Fenerbahçe'nin içinde iddia ediyorum gru gruplaşmalar da var. Abi var mı şu an? İşte gruplaşmalar abi, var. Abi yok yani. Abi. Takımı toparlayacak Top bir abi var mı? Gruplaşmalar var. O daha yani, da kötü. Bırak dışarıda abi, Emre Belezoğlu var hani abi Ya zaten ama. şu anda Fenerbahçe bu puan aldıysa bu şekilde gidebiliyorsa hala 3. sırada e, yani ilk 5'te kalabiliyorsa öyle diyeyim sana. Çünkü bay geçecek belki 5. sıraya da düşer diye söylüyorum bu. En büyük yardımcı faktör burada Emre Belezoğlu. Onun e, etkisiyle oluyor.